iki şekilde fişlemişler 15 yaşında. Bir gözaltına alındığımız bir eylem. İşte o zaman liseli öğrenciydik. Ankara'da kamu emekçilerinin yaptığı bir eylem vardı. Biz de o eyleme destek olmak amacıyla katılmıştık. Hatta işte bizim liseden öğretmenlerimiz de o zaman EYİTSEN, daha sonra EYİTIMSEN olacak olan sendika, EYİTSEN kortejinde eyleme katılmışlardı. Biz de onların arkasında İnci Lisesi, Liseli Öğrenci Birliği pankartıyla eyleme katıldık. Eylem dağıldı. Bizler işte otobüslere doğru giderken bizi tek tek aldı polis. İşte iki gün işte terörle mücadele şubesinde tutulduk. İşte 90'lı yıllar malum yani TEM'de neler olabileceği. Hani şey yani bir sürü fiziksel şey de var ama mesela en basitinden orada bize sürekli işte buradan sonraki durak morg. Sizi de kaybedeceğiz filan. Öyle bir şey yaşadık yani o şeyler. O yılların siyasal atmosferi gereği. Sonra çıktıktan sonra yani gözaltından serbest bırakıldık ve böyle basını filan çağırmışlardı. Bayağı böyle yani çıktığımız anda emniyette karşımıza bir sürü kameralar, flaşlar patladı filan. Basını da davet etmişler. Ve o zaman demişler ki bu öğrenciler MLKPK sempatizanı öğrenciler diye basına servis etmişler. Biz bir anda böyle haberlerde kendimizi MLKPK sempatizanı olarak gördük. Şimdi ben fişte görüyorum o eylemle ilgili olarak şey yazmışlar. DHKPC LÖP diye fişlemişler. Yani başka bir örgüt oldu filan. Yine o fiş belgelerimde başka bir yerde de şunu da görüyorum. 1995-2016 THKPC faaliyeti diye. Ya orada da 95'ten 2016'ya kesintisi olarak THKPC faaliyeti demişler. Yani çok da kafaları da karışık yani. Hani fişlemeler gayet de yani kafa karıştırıcı fişlemeler. Kendileri de emin değiller herhalde neyin ne olduğu. Ama tabii burada vahim olan yani bunun 95'teki bu fişlemenin işte 2017'de bir ihraç sebebi olmuş. Biz de bunu yıllar sonra işte bu KYK ile ihraç işlemine karşı açtığımız dava vesilesiyle Ankara Üniversitesi'nin yolladığı belgeler vesilesiyle görmüş oluyoruz. Yani işte malum bir insanın kesinleşmiş mahkumiyet kararları bile yani sabıka kayıtları bile ilelebet tutulamaz. Bunların bile süresi vardır. Hani belli bir süre sonra silinmek zorundadır. Kaldı ki 15 yaşında bir insan hani hukuken yani çocuk statüsünde çocuğun sabıka kaydı zaten tutulmaz. Yani bırakın ki böyle 22 yıl sonra falan karşımıza çıksın. Çocuğun sabıka kaydı zaten gizlenir, tutulmaz. Ama durumumuz bu. Bu evrakları kimin hazırladığı da belli değil bu arada. Yani hani şeyde o personel dosyasında gördüğümüz evraklar ama sadece böyle bilgi notları var. Hangi kurum tarafından hazırlanmış? Hangi personel bunun altında imza atmış? Onlar da yok. Sadece altında çok gizlidir. Delil olarak kullanılamaz. İmha edilmesi gereken belgedir gibi ibareler var. Mesela oradan bizim alabileceğimiz ceza 2911 hani olabilirdi. Kaldı ki öyle bir durum da yoktu çünkü eyleme polis müdahale etmemişti. Hani gayet eylem yapıldı. Eylemden dağılırken, olaysız biçimde herkes dağılırken bizi tek tek aldılar. Veya işte yani dediğiniz gibi mesela diyelim ki işte o zaman bizi yasa dışı bir örgütle ilişkilendirdiler. Hadi oradan ceza alsaydık biz, o ceza bugüne kadar kalmazdı. Yani o sabıka kaydı olarak dahi kalmazdı. Bir de hani şey de komik, işte o zaman dedim ya bizi böyle basına şey diye böyle tanıtarak şey yaptılar, bıraktılar ve de dediler ki biz bu gençleri topluma kazandırmak amacıyla haklarında adli işlem yapılmaksızın serbest bırakıyoruz. Yani böyle söylediler. Hani devlet olarak bu kadar şeyiz. Bunların genç çocuk olduğunu farkındayız. İşte şey yapıyoruz, hiç işlem yapmıyoruz diyorlar ama bir yandan da işte o bütün hayatım boyunca karşıya çıkacak bir şekilde de kaydını tutuyorlar. Yani ne kadar da şefkatli bir devlet pratiğinin ta 90'lardan işte böyle 2020'lere kadar geldiğinde görüyoruz burada. Ama bu fişleme belgeleriyle ilgili yani şu anki durumda, yani şu anki saray rejimi koşullarında ben hiçbir işlem yapılmayacağını biliyorum. En kötü şu denecek, yani bu hukuka uygundur demeyecek hiçbir mahkeme. Bunu kimden geldiğini bulamıyoruz, sorumlusunu tespit edemiyoruz diyecekler. Yani en kötü olacak olan bu. Hakikaten çünkü evraklar da öyle. Yani zaten evrağı düzenleyenler bir suç işlediklerini farkındalar. O yüzden hiç nedeni suç delili bırakmamaya çalışmışlar. Şey fişlemeleri kim yapıyor? Bunlar nerede tutuluyor? Gerektiği zaman nasıl sunuluyor gerekli yerlere vesaire? Bunun üzerine belki de derin araştırmalar yapılması gerekecek. Bunu hep devlet inkar ediyordu. Biz böyle şey yapmıyoruz, böyle bir şey yok diyordu. Biz bunu biliyorduk ama bir sürü örnekten, özellikle askerliğe giden arkadaşların karşısına çıkıyordu bu. Benim daha önce iki arkadaşımın aynı o lisedeki gözaltıdan
İki arkadaşım dedi biz askerde bununla karşılaştık. Birisi kendisi görmüş, gözleriyle görmüş. Böyle şey diye fişlenmiş, sakıncalı sol. Evet. Kendi isminin karşısında sakıncalı sol deyip işte bu 95 gözaltısı hakkında bilgi, kısa bilgi varmış. Diğeri gözüyle görmemiş ama komutanı söylemiş. Hani senin hakkında böyle böyle bir şey var, haberin olsun diye. Ben iki arkadaşımdan bunu duydum. Onlar da denk gelen iki kişi. Belki de o zaman gözaltından herkesin aslında bu şey vardı, askerlik kaydı. Bunu biliyorduk ama ne zaman hani devlete bu sorulsa, hayır efendim asla kata öyle bir şey olamaz, devlet bir şey tutmaz zaten, bu suçtur. Adli kayıtları bile bir zamanı gelince siliyoruz. Hele 2000'lerden sonra Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde bu konuda bir sürü düzenleme yaptık falan diyecekler. Ama bütün o 2000'lerde yaptıkları bütün o düzenlemeler işte gelip bakıyoruz ki 95'e bağlanıyor. Bu benim gördüğüm 95. Eminim başka insanların 80'li yılları da vardı. Yani ama bu bir yerde bekliyor. Yani işte koşullar onu gerektirdiği zaman, 2016'da bir OHAL ilan edildiği zaman, devlet bunu gereksindiği zaman bir yerlerde bekletiyor bunu. Bir şey yani, saatli bomba gibi aslında her zaman tutuluyor.